24 ekranlarından merhaba. Hafta ortasında çarşamba gününde ekonomiden öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Çarşamba gününde piyasalara bakacağız. Rakamlar nasıl? Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile başlayacağız. Ardından dolar ve euroya bakacağız. Hareketli bir haftaydı. Şu anda rakamlar nasıl? Aktaralım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 107.764 puanda. Dolar ve euroya da bakalım. Dolar TL'de düşüş var. 3.73 Euro TL 4.39'dan işlem görüyor. Altına bakalım. Gram altın da düşüşte. 152 lira 82 kuruş, çeyrek altın 250 lira 4 kuruştan satılıyor. Brent petrolü de aktaralım, 58 dolar 15 sent. Son olarak faizlerde tahvil %12.56, repo %12.4. Ekonominin öne çıkanlarından derlediğimiz haber turunu izleyelim, ardından detaylarla devam edeceğiz. Kısa bir süre. Ege Ekonomik Forumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3. çeyrekte Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağına dikkat çekti. Yıldırım 3. çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Ekim ayında ihracatın %16 arttığını açıkladı. Zeybekçi 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracat rekorunun kırılacağını da belirtti. Konut satışlarındaki artış Eylül ayında da sürdü. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %28,8 arttı ve 140.298'e ulaştı. Yabancılara konut satışlarında ise bu dönemdeki artış %75,2 olarak kayıtlara geçti. Konut satışlarında en yüksek paya sahip olan il ise yine İstanbul oldu. KOBİ Gel KOBİ programına başvurular da sona gelindi. İmalat sektöründeki KOBİ'lerin hedef alındığı programa toplamda 8.354 başvuru yapıldı. Program kapsamında KOBİ'lere 300 bini geri ödemesiz 1 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Antalya'yı ziyaret eden Rus turist sayısı rekora koşuyor. Kente yıl sonuna kadar 4 milyon Rus'un geleceği tahmin edilirken, turizmciler tarihin en karlı sezonunu geçirdiklerini söylüyor. Toplam turist hedefi ise 12 milyon olarak belirlendi. Ocak-Eylül dönemi itibarıyla köprü ve otoyollardan 323 milyon 444 bin araç geçiş yaptı. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelirse 1 milyar 83 milyon lirayı geçti. Başbakan Binali Yıldırım Ege Ekonomik Forumu'nda konuştu. Önemli mesajlar verdi. Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağına dikkat çekti. Yıldırım üçüncü çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın dedi. Kısa bir süre önce orta vadeli planımız yayınlandı. Orta vadeli planın özeti yatırım, iş, üretim, ihracat. Onun için Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Büyüme hedefimiz en az %5,5. Bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyüme 7 olursa yine şaşırmayın. Bakın geçtiğimiz 9 ayı şöyle bir hatırlayın. 2017'ye girerken uluslararası değerlendirme kuruluşları, IMF'si, Dünya Bankası, diğerleri, reyting kuruluşları ardı ardına Türkiye'ye darbe vurdular. İşte Türkiye'nin notu düştü. Türkiye yatırım yapılamaz hale geldi filan falan. Ve 2017'nin ikinci çeyreğinden itibaren de ardı ardına inandırıcılıklarını sorgulatmamak için ardı ardına Türkiye'nin tahminlerini düzeltmeye başladılar. Bugüne kadar Nihat Bey 2 mi 3 mü düzeltme yapan oldu. 3 düzeltme yapan oldu. Önce %2 büyüme dediler, sonra %4 dediler, sonra %5 ve üzeri olabilir dediler. Gidiyor. Ancak şunu söylemem gerekir ki, az önce de söyledim. Üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da üçüncü çeyrek itibariyle bir rekor
yakalama ihtimalimiz var. Kahve molasında şimdi ekonomi gündemini 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le birlikte değerlendireceğiz. Sadi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ekonomi gündemi çok hareketli. Başbakan Binali Yıldırım da Ege Ekonomik Forumu'nda konuştu. Önemli mesajlar verdi. Haberimizde de izledik. Bunlardan biri de büyüme hedefleriydi. İşte orta vadeli planın açıklandığından bahsetti, istihdamdan bahsetti, enflasyonun tek haneye inmesinden bahsetti. Bu ara hem Cumhurbaşkanı'ndan hem de Başbakan'dan sık sık ekonomiyle ilgili mesajlar duymaya başladık. Bugün Başbakan'ın mesajlarını yorumlayalım. Özellikle 3. çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın dedi Başbakan. Evet, bence çift haneli olma ihtimali var. Ama çift haneli olmasa bile çift haneye çok yakın olabilir. Bu da zaten yıl bazında düşünürsek büyümenin %5'in üzerinde ortalama olarak gerçekleşmesini sağlayacak en önemli faktör. İlk iki çeyrek 5'in üzerinde olmuştu. Son çeyrek belki biraz hani zayıf geçebilir ama zayıf derken bu da eksi değil ya da sıfıra yakın değil. Yine 5'e yakın olabilir. 4, 4,5, 5 olabilir. Ama 3. çeyrek gerçekten yüksek bekleniyor. Neden? Çünkü o da geçen yılın 3. çeyreği malum nedenlerle Türkiye'nin yaşadığı terör ve hain darbe girişimi nedeniyle sıkıntılı bir büyüme yaşamıştık. Evet. Dolayısıyla bu yıl telafi ediyoruz. Yani onun etkilerini tamamen ortadan attık ilk iki çeyrekte. Üçüncü çeyrekte de baz etkisi de olacak. O yüzden yüksek bir büyüme olabilir. Bu yıl verilerin birçoğunu zaten telafi ettik hepsini. Tabii. Yukarı yönlü. Ama büyümeler çıkardık. Tabii şey değil. Hani geçen sene düşüktü de bu sene yüksek oluyor öyle anlaşılmasın. Gerçekten bu yılki büyüme yine çevremizdeki şartları düşünürsek, küresel şartları düşünürsek Türkiye büyük bir başarı ortaya koyuyor. Bu başarı da hükümetin erkenden aldığı önlemler ve farklı sektörleri desteklemek için ortaya koyduğu performans var. O sektörler de zaten bu konuda konuşarak ilerlediler ve mesela konut sektöründeki büyümeyi bir düşünelim. 1 Ekim'e kadar KDV oranlarında ve bazı konut satışlarında yük olan bazı konularda erteleme kararı almıştı evet. Hükümet. Bunun büyük etkisi oldu. Onun dışında mobilya, beyaz eşyada KDV aynı şekilde, indirimi, ÖTV'nin sıfırlanması. Satış tarafı aslında şunun için çok önemli. Eğer satışlar iyi gitmezse üretim tarafı çarklar yavaşlıyor. Yani bunu biz genellikle satış rakamlarını da daha çok konuşuyoruz. O yüzden belki seyircilerimiz şöyle düşünebilir. Ya işte alışveriş satılıyor falan. Hani ama bunlar üretiliyor. Satışlar iyi gitmezse üretim tarafı zayıflıyor. Dolayısıyla üretimi güçlendirdi bu önlemler. Ve bir sürü imalat sanayinde, farklı sektörlerde ihracatın da dinamizmini düşünelim. Onu da eklemeyi evet. Unutmayalım. Çünkü ihracat bu yıl özellikle 2009 küresel resesyondan beri Türkiye'nin ihracatı yükseliyordu ama arzu ettiğimiz gibi yükselmiyordu. Ama bu yıl o da gerçekleşiyor. Orada bir rekor bekliyoruz. Bununla ilgili de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıkladı. 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracat rekorunu kıracağız dedi. Yine kıracağız. İzmir'de konuştu. Evet. Ve bu son dönemde özellikle kurlardaki yükselişi biz tabii ihracatçı da kurlardaki aşırı oynamaları olumlu bulmaz. Ama neticede bir yıla baktığımızda kurlarda ihracatçının istediği bir şey de var, kıymet de var. Kıymet. Çünkü ürününü daha rekabetçi bir şekilde fiyatlandırabiliyor. Ama içeride de az önce söylediğim iç piyasanın destekleyici dinamizmi sayesinde üretim çarklar dönmeye başladı. Bu ihracata da yaradı. Uzun süre gördük kapasite kullanım oranları da yükselerek devam etti. Evet. Bu ne demek? Aslında hem iç piyasaya hem ihracata üretim için uygun bir ortam yakalandı Türkiye'de son işte 10 aydır diyelim. Evet, siz de zaten konut satışlarından bahsettiniz. Konut satışlarıyla ilgili de güzel grafikler hazırladık. Onlara da bakalım. Genel konut satışlarına bakalım. 2016-2017 ile kıyaslayalım. Bakalım. Eylül ayında 140 bin konut satıldı. Hemen oraya geçmeden önce bir cümle daha söyleyeyim. Büyümeyi, şimdi konut verileri açıklandığı için evet. Sadece inşaatla izah ediyormuş gibi olmayalım. İhracat dedik. Turizm dedik değil mi? Turizmde de çok büyük bir
sıçrama var. Türkiye'nin aslında bütün sektörlerinde, sanayisinde de bir sıçrama var. Dolayısıyla sağlıklı büyüme var. Şimdi konut rakamlarına geçebiliriz. Konut rakamlarına bakalım. İlk olarak konut satış sayılarına bakacağız. 2016-2017 kıyaslamasını yapalım. Daha evet. Sonra da Eylül ayına geçeriz. 2017 ve 2016 rakamları birinci aydan itibaren görüyoruz. Burada sadece işte Haziran ayında bir küçülme gördük. Onu da hemen Temmuz ayında çok sert bir şekilde telafi etti gayrimenkul tarafı. Her ay artarak gidiyor ve bu yıl biz Cumhuriyet tarihinin konut satış rekorunu kıracağız. Öyle görünüyor. 9 geriye 3 ay kalmış durumda. Konut satıldı. Evet, 3 ay kalmış durumda. 140 binin üzerinde söylediğiniz gibi bu ay satıldı. Yıl toplamında da 1 milyon 400 bine yaklaşacak. Biz hep bunu söylüyoruz. Türkiye'de yılda 1 milyon 400 bin konut üretiliyor mu? Hayır, üretilmiyor. Bunun yarısına yakın yeni konut üretiliyor. Diğer yarısı da ikinci el dediğimiz, yani vatandaşın bir başkasından gidip satın aldığı konut. Sıfır yeni konut sayısı bu söylediğimiz rakamların yarısı kadar oluyor. Verilere baktığımızda, satış tarafına baktığımızda ya da alış tarafına baktığımızda ipotekle, yani banka kredisiyle alınan konut sayısı yaklaşık %30, 28-30 faizleri civarında. Faizleri yüksek olmasına rağmen. Evet. Çünkü vatandaş beklemeyi tercih ediyor. O beklemeyi tercih edince inşaat tarafı, yani konutları satan, üreten taraf kendi içinde finansman yöntemleri geliştirdi. İlk başta bunun sağlıksız olduğu da konuşuldu. Dendi ki işte ya senetle konut satılıyor. Dolayısıyla ileride bu sıkıntıya neden olabilir. Ama son 3 yıldır böyle. Hiçbir sıkıntıya da neden olmadı. Bir anlamda müteahhit arzuladığı indirimi yapabilmiş oldu. Faiz tarafını istediği gibi, vade farkını indirebildiği için. Vatandaş da ipoteğe gitmeden konutunu satın alabildi. Pazar iyi. Neden iyi? Son dönemde şey de çok konuşuluyor. Biz yabancı satışlar çok hızlı arttı. 75.2'lik bir artış söz konusu. Sanki Türkiye'de satılan bütün konutları yabancılar alıyormuş gibi bir algı da oluştu. Bu da çok yanlış. Bütün bu yıllık işte 1 milyon 400 bin adet beklediğimiz, yaklaşık beklediğimiz konut satışları içinde yabancıların payı %2 bile değil. Şu var, yabancılar son yıllarda Türkiye'den konut almaya başladılar. Bu da şunu gösterir. Aslında Türkiye güvenilir bir ülkedir. Çünkü İnsan güvendiği bir yerden ülkeden alır. Konut almak çok çok önemli bir karardır. Bir ülkeden ürün alabilirsiniz, ithalat yapabilirsiniz, ürünü kullanırsınız, o kadar. Ama artık o ülkede sizin tapulu bir malınız var, o ülkeyle bir bağınız var. Muhtemelen o ülkeye özellikle konut alan ülkelerin vatandaşlarını dikkate alırsak, evet, bir turizm faaliyeti de oluyor. 3 ay, 5 ay burada kalıyorlar. Yani dolayısıyla diğer grafiğimize de bakalım. O da satış grafiğimiz Eylül ayındaki. Var. Hem satış durumuna göre hem de satış i̇şte şekline göre. Az önce yıl için söylediğim, yıl için söylediğim ilk satış, ikinci el satış verisinin Eylül ayı için olan verisi bu. 140.298 konut toplam satıldı. Ama bunun 70 bini, yaklaşık yarısı ilk satış, yani sıfır konut. İşte etrafımızda farklı şehirlerde gördüğümüz o yeni inşaatlarda yapılan satışlar, ikinci el satışta 70.279. Bir de toplamda satış şekline göre var. İlk satışların yarı yarıya olması da güzel bir veri. Yeni ev alanlar, ilk tabii ev ki alanlar. Satış şekline göre Eylül 2017 evet, az önce konut kısaca bahsettik. İpotekli evet satış, diğer satış. Bu diğer satışların içinde hem senetle vadelendirilen kısım var hem de peşin satışlar var. Ama peşin satış ya da alış tabii ki çok az. Konutta pazarın büyümesini sağlayan esas faktör uzun vadeli finansman imkanıdır. Yani işte mortgage dediğimiz 10 yıl vadeli krediler Türkiye'de verilmeye başlanabildiği için, ki o da ancak ekonomik istikrarla olabiliyor. Seyircilerimiz hatırlarlar, 2000'li yıllardan önce Türkiye'de en uzun vadeli konut kredisini şu an kapalı olan, batmış olan Emlak Bankası verirdi. O da 3 yıl vadeliydi ama aylık faizi yaklaşık %8'di. Ondan başka konut kredisi veren de yoktu. 2004'ten sonra biz bu kredi
mortgage'ı tanıyabildik Türkiye'de. Evet. 10 yıl vadelere çıkabildik. O yüzden de pazar çok büyüdü. Vatandaş konut alabilir hale geldi. Aslında süremiz çok azaldı ama bugün Irak Başbakanı İbadi Ankara'ya geliyor. Hem Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek hem de Başbakan'la konuşulacak. Orada Türkiye'ye yeniden petrol ihraç etmek istediklerini söylemesi önemliydi. Bununla ilgili görüşlerinizi kısaca alalım. O çok önemli çünkü bizim boru hattımız var. Boru hattı aslında Kerkük. Musul-Kerkük ekseninden bize petrol taşıyordu ve biliyorsunuz oralar işgal edilmişti. Evet. Bu işte oylama, yasa dışı oylama nedeniyle öncesinde işgal edildi ve o bölgeleri de oraya dahil etmek istediler. Sonra Irak Merkezi Hükümeti o bölgeleri kurtardı ve 2014 öncesine döndü. Ve artık merkezi hükümet petrolü satmak için bütün önlemlerini almış oldu. Biz de özellikle Kuzey Irak'taki bu son gelişmeler nedeniyle merkezi hükümetle alışveriş yapmayı evet. zaten ilan ettik. Bu bizim için de doğru bir karar, onlar için de doğru bir karar. Ayrıca o bölgelerin tekrar merkezi hükümete geçmesi uzun vadede bugün, bizim aleyhimize olan evet, birçok şeyi de önlemiş oldu. De bakalım evet. bunlarla ilgili görüşmeler olacak mı? Çok teşekkürler Sayın Özdemir değerlendirmeleriniz için. Evet, kahve molası bugünlük de burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.